İlk çıkarma, Ekim ayında Fransa, ya yapıldı. Son Başbakan Yardımcısı olun AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun başkanı olduğu TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ikinci çıkarmasını da 3.5 milyon Türk 6 milyon Müslümanın yaşadığı Almanya'ya yaptı. İki gündür, Almanya, da hem Federal Parlamento, hem İçişleri Bakanlığı, hem sivil toplum örgütleriyle görüşmeleri sürdüren Çavuşoğlu'nu aradığımızda, tabloyu şöyle ortaya koydu. Burada da Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi ırkçılık ve İslam karşıtlığı var. Bu da hem vatandaşlarımız hem Almanya açısından büyük bir tehdit ve risk oluşturuyor. Şuna dikkat çekti. Nazi ideolojisini benimseyen Almanya için Alternatif Parti adlı siyasi parti gittikçe güçleniyor. Hatta Turingen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde en yüksek oyu almışlar. Ayrımcı temaları yaygınlaştırmak için popülist söylemler kullanıyor. Şunu da ekledi. Bir taraftan da Pegida gibi örgütler merkez siyaseti de baskı altına alıyorlar. Hatta merkez siyasetin de gittikçe ırkçı ve İslam karşıtı dile savrulduğunu gördük. Çarpıcı bir araştırma aktardı. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'daki en yüksek sosyal düşmanlığa sahip ülke Almanya. En büyük grup ise Müslümanları düşman görüyor. 200lüye işaret etti. Hristiyanlar, Yahudiler, Hindular, Budistler bir zenginlik görülürken Müslümanlar tehdit görülüyor. Ardından, Alman vatandaşlarının %54,5'i İslam'ı tehdit olarak görüyor. Bu oran çok yüksek, dedi ve şu bilgiyi verdi. Federal Parlamento İçişleri Komisyonu ile olumlu bir görüşme yaptık. İçişleri Bakanlığı ile görüştük. Berlin'deki Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldik. İzlenimi şu. Yeni hükümet ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile alakalı iki hafta önce eylem planı hazırladı. Yükselmekte olan tehlikenin ve kaygılarımızın farkında olduklarını gözlemledik. Amaç, Almanya'da vatandaşlarımıza huzur. Almanya İçişleri Bakanlığı, NDA, polisin eğitim müfredatına İslamofobi ve ırkçılıkla ilgili daha güçlü içerikler konulduğu bilgisini aldıklarının kaydeden TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, amacı şöyle açıkladı. Buradaki vatandaşlarımızın, birinci sınıf vatandaş olarak her türlü risk ve tehditten uzak, ayrımcılığa uğramadan ve endişe duymadan yaşamlarını sağlayacak hukuki altyapıya katkı için Almanya'ya geldik. Almanya'da yükselen ırkçılığın tarihi arka planını tam yerinde gördüler. Türk, parlamento heyeti, Nazi döneminde Almanya'daki Yahudi soykırımı kararının verildiği anı mekanı olarak ziyarete açık Vanze Konferans Evi'nde tarihçi Elke Stegen'den sunum aldılar. İzlenimlerini TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu aktardı. Görüşme ve sunum bizler için çok ilginç oldu. Bugünkü Almanya'da yükselen ırkçılığın tarihi arka planını görme imkanına sahip olduk. Gördükleri şu. Bugün böyle bir damar söz konusu. Hatta bunun artık NSU olarak bilinen Nazi yeraltı örgütüyle somutlaştığını, bu örgüt tarafından çok sayıda cinayet işlendiğini ve saldırılar gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ardından şunu da gördük dedi ve kaygısını ortaya koydu. Görülen davalarında bir gizli elin örgütü koruduğu teyit ediliyor. Özellikle Alman polisi içinde etkinlik kazanan bu damarın korunduğu görülüyor. Alperenler, Yazıcıoğlu'nu anmak için toplanıyor. 13 yıl önce, aydınlatılamayan şüpheli, helikopter kazasıyla BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yaşamını yitirdi. Onunla birlikte siyaset yapan ve Bursalı, olan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, yıl dönümünde yazıcı oğlunu anarken, bu kutlu yolu onun da istediği gibi adımlarımızı her geçen gün güçlendirerek yürüyeceğiz dedi. BBP İl Başkanlığı da 26 Mart Cumartesi saat 18.00'de Ördekli Kültür Merkezi'nde anma düzenledi. O da sorumluluğuyla faaliyet yapan de, değişim için aday. Hafızamızı yokladık 1998'de Ahmet Özenal Öncülüğünde kurulan Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği'nde, Özenalp sonrası döneme ilişkin yalnızca 7 yıl önce Hidayet Sevinç'in aday oluşunu anımsıyoruz. Onun dışında, BUGÜMDER ile ilgili etkinlik anımsamıyoruz. Oysa, 170'i gümrük müşaviri ve 430'u gümrük müşaviri yardımcısı konumunda 600 üyeye sahip bu dernek, o da sorumluluğunda faaliyet yapıyor. Şimdi ise, 26 Mart Cumartesi günü BTS o çok amaçlı salonu. NDA yapılacak kongrede aday olan İsmet Göercin'in ziyaretiyle 7 yıl sonra yeniden anımsadık. Sohbette, adaylık çalışmasından çok gümrük müşavirleri ve dernek yapısı üzerine oldu. Zaten, Göercin, de cumartesi günü değişim için yola çıkıp aday olmuş. Yasa ve yönetmelik çalışmalarına katkı koymaya hazır, gümrüklerde kolaylaştırıcı dernek çalışması vaat ediyor. Şeker paniği nereden çıktı? Anlaşılan. Sıra şimdi şeker. Fiyatında. İnsanlar yine raflara koştu, fiyatlar uçtu gitti. Düne kadar 6 lira olan kiloluk paket salı gecesi 9 liraya çıktı, çarşamba 19 lira duyumları aldık. Açıkçası, bulunmayacağı için mi yoksa insanların kafalarını karıştırıp fiyatı yükseltmek isteyen stokçular mı bu senaryoları üretiyor bilemiyoruz ama vatandaş iyice şaşkın oldu. Siyasi irade seyirci kalmamalı.